Ankara'dan Halil Posbıyık geliyor. Sizleri sevgi, barış ve dostluk duygularıyla selamlıyor. Mavisiyle, deniz kokan güneşiyle, mis kokulu çileğiyle, barış dolu ereğimiz. Yeşiliyle, mavisiyle, deniz kokan güneşiyle, mis kokulu çileğiyle, barış dolu ereğimiz. Köyü kentin bilim yolu. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adaylarım Sayın Semih Özgök, Sayın Sertan Ocakçı, önceki dönem il ve ilçe başkanlarımız, Sayın Yazılı Görsel ve internet medyasının temsilcileri, saygıdeğer konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi aday ve proje tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Sayın Sevdikar Aras'ı davet ediyorum. Sözlerine başlamadan önce bir konuda aydınlatmak istiyorum sizleri. Kozlu'da partilerimize çirkin bir saldırı oluştu. İl başkanımız, il yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz şu anda Kozlu'da karakoldalar. Bu seçim gölge düşürmeye çalışanları nefretle kınıyorum. Değerli arkadaşlar, önceki dönem il başkanları, ilçe başkanları, bu dönem belediye başkanı adaylı arkadaşlarım, 5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni belediye meclis üyesi olarak en iyi şekilde temsil eden belediye meclis üyesi arkadaşlarım, belde belediye başkan adaylarım ve siz çok değerli basın emekçileri, Büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin değerli üyeleri, Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk sevdalıları, geleceğin aydınlık yüzü siz gençler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 31 Mart yerel seçimlerine giriyoruz. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı değişmeyecek, milletvekili değişmeyecek. Bütün liderler malumunuz mitingler yapıyor. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da mitingler yapıyor. Ve ısrarla söylediği şu, demokrasiye sahip çıkalım, sandığa gidelim. Dün AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehrimizde çay mitingi yaptı. Bu dönem yaptığı meşhur çay mitinglerinden ve şunları söyledi. TTK'ya 500 işçi alacağız. Değerli arkadaşlar, 24 Haziran seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Ereğli'de 1500 işçi sözü vermişti. Bu işçilerin 1000 tanesi için geçen hafta kura çekildi. Maalesef orada da kendi adreslerine güvenmedikleri için kuraya başvurdular ama dolaştığımız köylerde şunu gördük ki bazı köylerde 5 kişi işe girerken bazıları da hiç girememiş. Yine Erdemir'e 1000 işçi sözü verdi.
Erdemir'in yeni bir yatırım yapacağını, bu protokol sebebiyle de bir işçi alacağını söylüyorum. Değerli arkadaşlar, Erdemir özelleştiği dönem Ereğli'de merkezi bütçeye 3 milyar dolar gitti. Karşılığında ne aldık? Sadece göç. Arkadaşlar, derdimiz Türkiye, derdimiz Ereğli. Bu nedenle de yola çıkarken sloganımız ne oldu? Derman Belediyesi'ndir. Biz kentimize derman olmak için yola çıktık. Bu yolda da Ereğli olarak Halil Pospik'le yola çıktık. Beş yılda ülkeye ihanet ettiler. Ereğli'ye ihanet ettiler arkadaşlar. Ülkeyi ve kenti Ereğli'yi bir ticaret hane gibi yönetmeye çalıştılar. Biz bu şehirde yaşayan herkesi kardeş diyoruz. Parti ayrımı yapmıyoruz. İnsan ayrımı yapmıyoruz. Hepinize yurttaş gözüyle bakıyoruz. Onlar ise sizleri müşteri görüyor. Müşteri gördükleri için işte size domates ve patlıcan satmaya kalkıyorlar. Bizler ısrarın rant, talan belediyeciliğine karşı toplumcu, halkçı, sosyal demokrat belediyeciliği savunuyoruz. Rekabetin sömürünün önüne üretimi, eşitliği, dayanışmayı koyacağız arkadaşlar. 2018 yılında yapılan İnsani Gelişmişlik Vakfı'nın yaptığı bir belediye araştırmasında Türkiye'nin en iyi 10 belediyesi sosyal demokrat belediyeler arkadaşlar. Biz sosyal demokrat belediyeciliği Ereğli'ye tekrar getirmek için yola çıktık. Değerli arkadaşlar, bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle kulağımıza geliyor. Ereğli Belediyesi'nden işçi atılacağına dair. Arkadaşlar, biz hep emekten ve emekçiden yana olduk. Belediyeden işçi atmak yerine aksine istihdamlar yaratıp çok daha fazla işçi almayı düşünüyorum. Bunu yaparken de onlar gibi kura yöntemiyle değil, her köyde nüfusuna göre eşit sayıda insanlar alacağız. Orada da adaleti koruyacağız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, 20 yıl belediye başkanlığı yaptı Halil Pospik. Hepimiz biliyoruz. Evet, Ereğli TTK'ya bağlı olarak 60'lı yıllardan sonra da özellikle Erdemir'e bağlı olarak kent kültürünü yaşadı ama Erdemir'den ve TTK'dan soyutlayarak kent kültürünü şehire indiren, halka indiren, bütün toplumu kent kültürünün içine sokan adam Halil Pospik arkadaşlar. Sahil yaptı dediğimiz sahilde insanlar yıllarca saat 12'lere, 2'lere kadar şehrin yaşam alanı içinde oldular. Birbirleri kaynaştılar. Festivaller dediler. Festivallerde Türkiye'den, hatta Avrupa'dan insanlar geldi. Özgürce burada vakit geçirdiler. Ve bunların sonucunda ne oldu biliyor musunuz? Kentin marka değeri arttı. Ereğli bir marka şehirden bugün maalesef özgürlük alanı kısıtlanmış, sınırlanmış bir şehir halinde. 31 Mart çok değerli arkadaşlar. Çok önemli hepimiz için. 31 Mart'ta Türkiye'ye bahar gelecek. Ereğli'ye de bahar gelecek. Ama Ereğli'ye farklı bir bahar gelecek. Ereğli'ye efsane bahar gelecek arkadaşlar. 31 Mart'ta vereceğiniz oylarla sandığa atacağınız her oy baharın müjdesi çiçekler gibi açacak ve arasından Ereğli'yi 5 yıl daha hak ettiği yere götürmek üzere, hak ettiği şekilde yönetmek için efsane başkan Halil Pospik gelecek arkadaşlar. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokratlar olarak ve sizler Ereğli halk olarak Ereğli'yi hak ettiği şekilde yönetmesi için Halil Pospik başkanımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben buraya gelen
ve destek veren sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, gönüllerinize sağlık. Biliyorum ki gelemeyen binlerde gönülleri bizlerle beraber 31 Mart'ta atacağınız her oyla Halil Kospi'yi belediye başkanı yapmaya hazır mıyız? Ben hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Biraz eskiler ismiyle müstesna tanımını kullanır. Halil Pospayık ismi Amerika'dan Çin'e kadar kardeş şehirlerimizin kapladığı büyük coğrafyada gerek yurt içi gerek yurt dışında bir belediye başkanı tanımının çok ötesinde. İnsanların kalbine dokunmayı başaran sosyal belediyecilik duayeni olarak anılmaya devam etmekte. Atanan mevcut bir iktidarın belediye başkanı olma ve bunun sonucu olarak hem halkından kopuk hem de proje üretemeyen, proje ortaya koysa dahi kağıtta kalacak projelerin talihsiz kişi olmasının trajedisini hiç yaşamadı. Karadeniz Ereğli'de halka ona yıllardır bitmek bilmeyen sevgisinin temeli insanı merkeze alması, rant ve çıkar odaklarına karşı defalarca hayatını ortaya koyması oldu kuşkusuz. Bu yüzden kavgacı başkan dendi kimi zaman. Sokağa çıktığımızda benzer hedeflerle belediye başkanlığına talip olanlarla arasındaki en önemli farkıysa bizzat elini uzattığında uzattığı eli kavrayan insanların farklı ekonomik koşullar, farklı siyasi duruşta olmalarına rağmen yüzlerindeki sevgi dolu ifadeleriydi. İşte yine kendi halkının isteğiyle, aynı nedenlerle halkının yanında. Ben insanları sağcı solcu diye ayırmam. Hiçbir zaman da ayırmadım. Ben köylü şehirli diye de ayırmam. O akarcalı, bu kepezli, o çavdarlıdan, bu kirmanlıdan diye de ayırmam. Bir mahallemde hangi hizmet varsa her mahallemde aynı hizmet olsun diye çabaladım, durdum. Her zaman halkımın yanında oldum. İnsanları işçi, çiftçi diye de ayırmadım. Allah'ın bana verdiği bu ömrü tükettiğim her gün emekçinin, üretenin, emeklinin, öğrencinin yanında oldum. İnsana hizmet ederken onun nüfus kağıdına asla bakmadım. Her bir vatandaşımı Ereğli'li gördüm, bağrıma bastım. Ben insanları o partili, bu partili diye de ayırmadım. Hayatımın hiçbir anında yandaş olmadı. Yanımda hep vatandaş vardı. Ve her vatandaşımın Ereğli'nin zenginliğinden, gücünden yararlanması için uğraştım. Bu gayrette bir kez daha haydi Ereğli diye haykırıyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi biz varsak herkes için varız. Çıktık bu yola, gönül verdik sevdamıza. Hep beraber başardık biz, haykırdık bütün dünyaya. Thank you.
geri dönüyor. Yıl 1994 Tüereyli'de hayaller gerçekleşmeye başladığında Halil Başkan önce suyu taşıdı kentine, yorgun kadınların yüzünde mutluluk oldu. Yılgınlığın yerini güzellikler aldı yenilenen sokaklarda. Halkını denizinden koparan tehlikeler sıralıydı sahil boyunca. Mücadele sonunda huzurlu kıyılar halka aitti artık. Ve Ereğli geleceğe döndü yüzünü. Festivaller, sanat etkinlikleri dolu zamanlar sığdı yaşamlara. Yıl 2019. Ereğli, özlediğiniz günler geri geliyor. İlk günkü heyecan ve aşkla efsane başkan, halkın adamı Halil Posbıyık geri dönüyor. Sosyal Belediyeciliği, tüm yoksul ve ezilen kesimleri başta olmak üzere, emeğiyle geçinenlerin, işsizlerimizin, köylülerimizin, esnafımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, engellilerimizin, sorun ve ihtiyaç taleplerine öncelik veren, kentin sosyal yaşamının düzenlenmesinde insanı merkeze koyan, katılımcı, demokratik, emeğe ve sosyal adalete saygılı olmayı kınavuz edinen, her düşünce ve eyleminde halkın çıkarlarını titizlikle gözeten bir anlayış olarak tanımlıyoruz. Artık klasik belediyecilik anlayışı kalmadı. Klasik belediyecilik yerine sosyal belediyecilik anlayışını gündeme getirdik. Bu da iş, aş, ekmek, sağlık, insanca yaşam, eğitim, çevre gibi faktörlerdir. Sevgi, barış, dostluk duygularına selamlıyorum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Ne güzelsiniz. Ne muhteşemsiniz. Bana moral verdiniz. Sağ olun, var olun. Beş sene geçti aradan, özlemişim, inanın özlemişim, sevgi, barış, dostluk demeyi özlemişim, sizleri özlemişim, sağ olun, var olun. Değerli hemşehrilerim,
4 dönem belediye başkanlığı yaptım sizlerin sayesinde. Türkiye'de belki de emsali çok azdır. Bu halk, Ereğli halkı, hatta köyleri, köyde yaşayan insanlarım, Ereğli'de yaşayan insanlarım beni ve ailemi hep onurlandırdı, hep mutlu etti. Ayrıldık, kenara çekildik. Yenildik diyemiyorum çünkü yenilmedim. Belediye başkanlığını zorla elimden aldılar. Beş yıl bekledim. Artık gezmeye çıkarız diye düşünüyorduk eşimle birlikte. Ancak alttan gelen taleplere hayır diyemezdim. Çünkü bu halk, Ereğli halkı sizler, beni hep onurlandırdınız. Beni her zaman desteklediniz. Ereğli halkına gönülden bağlıyız, sevdalıyız. Hatta zaman zaman aşkım Ereğli diye bağırdığımda kesinlikle bunu siyaset olarak algılamayın. Bu yürekten gelen bir sestir. Aşkım Ereğli sesi yürekten gelen bir sestir. Bu halka olan sevdamı, bu halka olan bağlılığımı ifade eden samimi duygularımdır. Çok düşündük. Eşim özellikle baskı yaptı. Belediye başkanlığı zor bir zanaattır. Eğer hakkıyla yaptığınız zaman inanın çok zor bir zanaattır. Aile düzeniniz kalmaz. Herkes talepte bulunur. Tehdit, kurşun atma, zaman zaman emniyet sizi MİT korumaya alır. Benim yaşamımda bunların hepsi de var. Ancak eşim bu halk seni 4 dönem belediye başkanı yaptı. Bundan kaçamazsın. Bu halka biz borçluyuz dedi. Ben her türlü sıkıntıya varım dedi. Ve karar verdik ailece. Belediye başkanlığına adaylığımızı koyduk. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bütün benliğimizle yola çıktık. Ereğli maalesef çok değerli belediye başkanımız var, iyi bir doktor. Ama yönetemedi Ereğli'yi. Ereğli'yi maalesef yönetemedi. Başkaları yönetti. Başkaları büyük rantlar elde etti. Bu rantı devletten elde etmedi. Senin, onun, bunun verdiği vergilerden, gelen olaylardan bu rantlar elde edildi maalesef. Çok sıkıntı çekenler oldu. Belediye başkanlığı ayrı bir olaydır. Belediye başkanlığı tecrübe ister, bilgi ister, belediyeciliği bilmek ister, aynı zamanda lider olmak gerekir. Zaman zaman okşamak, zaman zaman masaya yumruğu vurmayı bilmek gerektirir. Eğer siz korkak, ürkek, çekingen davranırsanız birileri gelir yönetmeye kalkarlar. Aynen 5 senede olduğu gibi. Çok değerli başkan adayları var karşımda. AK Parti'nin adayı da, MHP'nin adayı da, Saadet Partisi de, İYİ Parti de. Hepsi benim arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım. Ancak az evvel ifade ettim. Belediyecilik sadece iyi olmak değil. Sadece dost olmak, iyi niyetli olmak demek değil. Bu işi bilmek gerekir. Belediyecilik sadece gönül işi değildir.
Bazı yerlerde yazıyor gönül işi diye. Herkesin gönlünden geçer. Amiralle kaymakamla yan yana geleyim, hava atayım diye herkesin aklından geçer belediye başkanı olmak. Belediye işi tecrübe işidir. Lider olmaya vasfına haiz kişilerin işidir. AK Partili belediye başkanı üstattır muhasebecilikte. Muhasebeyi çok iyi bilir. Ben de muhasebeden hiç anlamam. AK Partili belediye başkanı muhasebeyi bilir ama belediyeciliği hiç bilmez. Zerre kadar anlamaz. Keskin bir virajı ne yapalım diye Donbay Deresi'ne soruyorlar. Buraya diyor 18 madde uygulayalım diyor. 18 madde hisseli yerlerde hamur kaidesidir. Alakası yok, bir yerden kulağına gelmiş. Yazık olur Ereğli'nin 5 yılına daha. Eğer bir yanlış yapılırsa Ereğli'nin 5 yılı daha gider. Yazık, günah olur diyorum. Buradan sadece salondakilere değil, Ereğli'de köylerinde yaşayan tüm hemşehrilerime sesleniyorum. Ben siyaset yapmaya gelmiyorum. Politika yapma niyetim yok. Zaten yaşım belli. Yaşım belli derken her gün hakkımda sakırıyor, ilaç kullanıyor falan diyorlar. O kadar da değil. Aslanlar gibiyim, koç gibiyim. Eğer bu lafları söylemeye devam ederlerse beni kızdırırlar. İkinci döneme de hazırlık yapabilirim ona göre. Ben politika yapmaya gelmiyorum. Ereğli'ye hizmet yapmaya geliyorum. Ereğli'nin geldiği duruma çok üzülüyorum. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve delikanlılarımız için iyi bir Ereğli'de yaşayamayacaklarını net biçimde gördüğüm için inanın yüreğim sızlıyor. Benim bütün amacım bu kötü gidişi durdurup Ereğli'yi iyi yöne doğru sevk etmek. En büyük hedefim budur. Başka bir hedefim yok. Yerel seçimlerde siyaset olmaz. AK Partililerde, MHP'lilerde, CHP'lilerde, Saadet Partililerde, İyi Partililerde, DSP'lilerde hepsi benim kardeşim. Onlar da kutsal bir yolda yürüyorlar. Ereğli'nin, ülkenin iyi noktalara gelmesi için büyük bir çaba içerisinde onları buradan sevgiyle selamlıyorum. Ancak adaylara baktığınız zaman o adaylar bu belediyeciliği bilmiyorlar. Ereğli 5 sene geriye gitti. Daha fazla geriye gidemez. Ereğli çıkmaz yola doğru gidiyor. Bu belediyecilikte, yerel seçimlerde tecrübeli, bilen adama oy verilir. Belediyeciye oy verilir. Hangi partiden olursanız olun. Benim bildiğim, ben bir abi, birçoğunuzun babası yerindeyim. Benim tecrübelerimden yararlanmanız lazım. Yerel seçimlerde benim partim olsun da hangi adam olursa olsun, bilsin veya bilmesin, ben yine partime vereyim anlayışı o kenti çökertir. Bugün olduğu gibi. O kenti çökertir. Burada partiye bakılmaz. Genel seçimlerde İdeolojinize göre, görüşünüze göre istediğiniz yere oyunuzu kullanabilirsiniz. Ama yerel seçimlerde mutlak surette o kenti idare edebilecek yürekli lider insanlara oy vermek mecburiyetindesiniz. Bakınız, 31 tane meclis üyesi arkadaşım var. Yola çıkıyoruz. Benim ofisimde hep beraber bir araya geldik, ant içtik. Hedef, bizim öyle 100 günlük falan filan projelerimiz yok. 1,5-2 sene içerisinde Ereğli'de büyük bir hareket sağlayacak.
eski günlerine ereli gelmeye başlayacak, insanların yüzü gülmeye başlayacak. Arkadaşlarımla beraber bu konuda ant içtik. Hiçbir engel tanımıyoruz. Ancak benim elimde sihirli değnek yok. Sık sık kararlar alabilmem, belediye meclisinde kararları sık sık alabilmem için benim meclis üyelerine ihtiyacım var. Bugün görüyorsunuz, belediye meclisi üç parça, her gün kavga var. Hiçbir karar çıkaramıyorlar. Ereğli durmadan geriye doğru gidiyor. Onun için sizlerden istirham ediyorum. Neden olmasın? 1999 yılında İsmail Eşref 31 tane Zonguldak'ta belediye meclis üyesi çıkardı. Ereğli'de el ele verip de 31 meclis üyesini niye çıkarmıyoruz? Bunu bekliyorum Ereğli halkından. Eğer biz başımızı taşın altına koyuyorsak, siyaset yapma diye bir düşüncemiz yoksa, sadece ve sadece Ereğli'yi iyi noktalara getirmek, işsizliğin belini kırmak, ekonomiyi iyi noktaya getirmek, sosyal, sanatsal, kültürel olayları ön plana çıkarmak gibi devasa sorunların altına yüreklilikle, cesaretle gidiyorsak neden bize 31 tane meclis üyesi verilmesin? Bunu bekliyorum. Ereğli halkından bekliyorum inşallah bunu. Değerli hemşehrilerim, çok kararlı olarak yoldayız. Ereğli'de büyük sıkıntılar var. Bir perdenin önündeki sıkıntılar var, sizler görüyorsunuz. Bir de perdenin arkasında sıkıntılar var. İnsan, Allah korusun, beyninden hastalandığı zaman kolu bacağı oynamaz. Belediyenin beyni hasta. Beyni hasta belediyenin. Yolsuzluk söylentileri var, disiplinsizlik var. İmza atamıyorlar dosyalara memurlar. Yargıya gideriz diye korkuyorlar. Dosya çıkmayınca belediye yürümüyor. Olduğu yerde kalmış. Bu belediyede bir rehabilitasyon yapmak lazım. Rehabilitasyon yapılmazsa belediyede, belediyenin de kolları bacakları çalışmaz. Asfalt dökülemez, yol yapılamaz, parke yapılamaz. Kentte disiplin bozulmaya başlar. Zaten kentte disiplin kalmadı. 94 yılında belediye başkanı olduğumda genç kızlar sahil yolunda yürüyemezdi. Genç delikanlılar boshaneye giremezdi. Ama ya, ilerleyen zamanda geldik, disiplini kurduk ve gecenin saat birinde iki genç kız boshaneye gidip balıkçı lokantasında yemek yiyebilir hale geldi. Bununla gurur duydum. Ama yine ağır ağır disiplin bozulmaya başladı. Uyarıyorum herkesi. Benim için belediye başkanlığı önemli değil. 20 sene yaptım. Anını yaşadım, şanını yaşadım. Avrupa'dan ödüller getirdim. Abdi Bekçi Uluslararası Barış Ödülü'nün sahibiyim. Benim için şu anda eşimle, ailemle beraber odaklandığım tek nokta, Ereğli dünyanın en güzel kentlerinden biri olan, sanayisi açık olan bir kentte niye bu olaylar yaşanıyor? Bunu ortadan kaldırmak. Samimiyetle söylüyorum. Benim zamanımda Türkiye'nin en zengin belediyesi de Karadeniz Ereğli Belediyesi. Şimdi en fakir belediyesi, bütçesi delik. Yazıktır, günahtır. Buna göz yumamazsınız. Buna Ereğli halkı göz yumamaz. Bunları görmesi lazım. Ondan sonra benim asfaltım yok. Yollarım iyi değil. Piknik alanlarında banklara bile mangala koyup yakmışlar diyemez. Disiplin olmayan yerde hiçbir şey olmaz. İşte bunları
hep beraber toparlanmamız için el ele hareket etmemiz lazım. İster AK Partili olur, ister MHP'li olur, ister DSP'li, ister Saadet Partili, ister İyi Partili. Hep beraber el ele verip çocuklarımızın, gençlerimizin ve delikanlılarımızın iyi bir yer elde yaşaması için mutlak surette Halil Pospik'in etrafında, ekibinin etrafında oylarımızı birleştirmek zorundayız. Yılda 70 bin ton asfalt dökerdi. 15 bin ton asfalt dökemiyorlar. Gözlemeciler geldi geçen gün. Eskiden turlar gelirdi, turlar da kesildi, satışlarımız azaldı diyorlar. Sahilde yürüyorum, yaşlı bir teyze, başı bağlı, pullu bir teyze. Bana bakıyor uzaktan, anladım, beni tanımaya çalışıyor. Yaklaştı, lavuşucum dedi, sen dedi, başkan Pospik'in değil misin dedi. Ha teyze ben oyum dedim. Lavuşucum dedi be başkan Pospik'in, la buradan gittin dedi. Ereğli'den başkanlığı bıraktın dedi. Ereğli'yi dedi kara bulutla kapladı dedi. Artık geri gel de bu kara bulutları kaldıralım dedi. Kara bulutları kaldıracağız. Ereğli'den kara bulutları kaldıracağız. Ben ve ekibim and içtik. Şeref sözü verdik. Çok uzun zaman söylemiyorum. Ereğli'de 1,5-2 sene içerisinde bizi güçlü bir şekilde getirdiğiniz takdirde çok büyük değişimleri net bir şekilde göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok kararlı geliyoruz. Ereğli'nin ayağa kalkması lazım. Benim aşkım Ereğli'ye bu ortam yakışmıyor. Bu ortamı ortadan kaldırmamız şart. Onun için de sizler hep beraber bizlere destek vermelisiniz. Evet, sizleri seviyoruz. Eski günlerimizi özledik. Eğer bir kentte resim yoksa, tiyatro yoksa, müzik yoksa, spor yoksa, o kent istediği kadar zengin olsun, yavaş yavaş çökmeye mahkumdur. Ereğli'de hiçbir şey kalmadı. Ereğli'de hiçbir şey kalmadı. Geçen gün AK Parti Belediye Başkanı adayı demeç vermiş. Festival komitelerini kurdum, festivali getireceğiz diyor. Ya dedim, çok şükür doğru yola geldiler. Onları doğru yola getirdim. Benim anamı, dinimi aldatıyorlardı, festival yapıyordu. Her gün bir karalama, her gün bir saldırı. Çok şükür onları da doğru yola getirdik. Hatta geçen 17'sinde biz Alimoğlu Camii'nde Çanakkale şehitleri ve Yeni Zelanda'daki Müslümanların katledilmesine nedeniyle Mevlüt-i Şerif okuturken onlar da sanatçı getireceklerdi ama son anda iptal ettiler. Şeyma Meyma diye birilerini getireceklermiş duyduğum kadarıyla. O festivalleri yapmak kolay mı? Tarkan hiç bir festivale gidiyor mu? Festival acaba Tarkan'ı buraya getirirken Tarkan'ın her yerden aldığı parayı alsa ben bu festivali yapabilir miyim? Bu ilişki meselesi. Bu beceri meselesi. Bu karşılıklı diyalog meselesi. Ha, kibariye getirirsin tabii ki. Kibariye tamam doğru. Doğru. Değerli hemşehriler, beni tanıyorsunuz, çalışma arzımı biliyorsunuz. Arkadaşlarımız da sizlerin arasından gelen çok değerli insanlar. Onlarla birlikte bu mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüteceğimize inanıyoruz. Projeler hazırladık, akılcı projeler. Öyle inovasyon merkezi, radar merkezi falan değil veyahut da sahilin altından denize yol açıp arabaların gideceği
hayali projeler değil, akılcı. Akılcı, işsizliği tamamen biz ortadan kaldıracağız demiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'de işsizliği ortadan kaldıramıyor. Hükümet kaldıramıyor, ben kaldırabilir miyim? Ama ben Ereğli'de arkadaşlarımla birlikte işsizliğin belini kıracağız, azaltacağız, minimuma indireceğiz. Belediyeden adam atmayacağız, belediyeye adam alacağız daha. Üretim yapacağız, üretimi teşvik edeceğiz. Az evvel anlatacağım size daha sonra burada projelerimizi tek tek huzurlarınıza çıkaracağız. Sizleri fazla yormak istemiyorum ve izin verirseniz ağır ağır projelerimize sunmak için harekete geçiyoruz. Değerli hemşehrilerim, kent meydanı projemiz. Kaymakamlık binası yıkılıyor. Pazar yerindeki binayı görmüşsünüzdür. Yenilenmeye, boyanmaya başladı. Kaymakamlık binası ve adliye binası yıkılıyor. Dereye kadar, İnönü Parkı'nın yanındaki dereye kadar bu alan yıkılıyor. Bunun altına iki katlı otopark geliyor. Bu alan 30 bin metrekarelik bir alan. 3000 araçlık ota, 3000 araç sığacak iki katlı otopark yapıyoruz. Hemen arka tarafta biliyorsunuz Üstün Erçelik Eczaneleri vardı. 6 sene evvel belediye başkanlığı hizmet binası için proje hazırlatmıştım. Valilik kabul etmişti. Oraya belediye başkanlığı binasını yapıyoruz. Belediye başkanlığı binasıyla iki katlı otoparkı hemen ihaleye veriyoruz. Belediye gelir gelmez kent meydanı bir daire yapılacak. Bütçe ayarlaması yapacağımız için. İlk etapta iki katlı otopark, 3000 araçlık ve de belediye başkanlığı hizmet binasını yapıyoruz. İnönü Parkı'na bu kent meydanından iki tane yürüyüş yolu var. İnönü Parkı'yla paralellik kuruyoruz. İş Bankası, onun yanındaki kafeler var. Bu otoparkın altından İş Bankası istikametine iki tane yürüyen merdiven. Yolun altından karşı tarafa iki yürüyen merdiven. Pazar yerinde bohçalarıyla, çantalarıyla gelenler yürüyen merdivenle direkt olarak otoparka inebiliyorlar. Kafelerin olduğu yerden, İnönü Parkı'nın, İş Bankası'nın olduğu yerden o arabasından indikten sonra da otoparktan yukarıya tekrar yürüyen merdivenlerle İş Bankası'nın olduğu yere geriye gidebiliyorlar. Bunlar İş Bankası önündeki yürüyen merdivenler. Bu kent meydanının bitmiş hali. Bu ikinci etap olarak bunu inşallah yapıyoruz. Burası muhteşem bir alan olacak. Burada insanların dinlenme yerleri, etrafı alışveriş merkezi, aynı zamanda burada çok lafı edilen bir merkez camii lafı kent meydanının ortasına oturulacaktı. Ama geçmiş dönemde değerli belediye mensuplarımız ve başkanımız, ilçe başkanımız büyük mücadele verdiler bunun için. Yanlış bir konumlandırmaydı. 6 sene evvel bu kente bir merkez camii yapılması şart dedik. Grup olarak, Cumhuriyet Halk Parti grubu olarak. Peki bu cami nerede olması lazım dedik. Özellikle şehitlerimiz giderken, özellikle hacılarımız ve umreye giderken o kalabalıkları sığdıramıyoruz camilerimize. Camilerimiz var ama sığdıramıyoruz. Bir yer lazım.
İşte biz 6 sene evvel bu girişimleri yaptık. Askeriyle yazışmalar yaptık. Halk otobüslerinin üzerinde askeri lojmanlar var. Halk otobüslerinin kaldığı yerde. Bu kent meydanının kenarında camiyi görüyorsunuz. Buraya bu blokları ekonomik ömrünü doldurmuş. Askeriye zaten lojmanlarını koruma altında olsun diye kemerdeki eski piknik alanına yaptı yeni lojmanlarını. Biz de bu lojmanların aynısını ekonomik ömrünü doldurmuş oraya belediye olarak yapalım dedik. Ön anlaşma oldu resmen. Bitmedi iş. Ön anlaşma oldu. Biz oraya bunların lojmanlarını yapacağız. Bu lojmanlar buradan kalkacak ve buraya camiyi yapacağız. Muhteşem bir cami, merkez camii. Allah inşallah bana 5 sene içerisinde çok dedikodusu yapılan deniz manzaralı Göztepe'nin yanında bu camiyi yapmak Allah sağlığında inşallah bana gösterecek. Allah'tan dileğim budur. Yıkıldığı yer. Burada kampüs meselesi çok gündeme getirildi herhalde. Bilgi kirliliği yaratıldı. Konuşulanların hepsi de bilgi kirliliği. Başka bir şey değil. Yani burada ne askeri bölge ilan edildi ne de herhangi bir yere verildi. 12 tane mimar ve mühendisimiz ofisimizde çalışıyor. Yazışmalar yapıyoruz. Bu alanda hiçbir şey yok. Problem yok. Tabii mücadele etmek gerekiyor. Kesin kararlıyım. Bu kampüs alanını tekrar alacağız. AK Parti ilçe başkanı, MHP ilçe başkanı, diğer ilçe başkanları hepsi de benim arkadaşım, dostum. Benim politika yapma niyetim yok. Ben abiyim, arka planda duracağım. Bu şerefi onlara vereceğim. Onlar siyaset yapacaklar. Genç arkadaşlarım, sevdiğim insanlar. Onlar ön planda olacaklar. Bu kampüs alanına yeniden üniversite yapılması için gerekirse eli ayağa kaldıracağım. Yapacağım deyince yaparım biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız dün geldiler. Kampüs alanını kısmen hallettik dediler. Biz tamamen halledeceğiz. Bunu göreceksiniz Allah'ın izniyle. Bu kent öğrencilerle ancak ayağa kalkacak. Karabük, Bartın, bakın. Eskiden herhalde kiralık dükkan bulamazdın, ev bulamazdın, daire bulamazdın. Her taraf kiralık, her taraf boş. Öğrenci olgusunu burada yeşertmek mecburiyetindeyiz. Ama devlet üniversitesi olacak, ama vakıf üniversitesi olacak. Karadeniz herhalde üniversite olacak inşallah. Değerli hemşehrilerim, site kulübünün altında 88 evler var biliyorsunuz. Orada eşimle birlikte 8 yıl kaldık. Erdem'de çalışırken o lojmanlarda. Bu lojmanları ben 6 sene evvel Demirçelik fabrikalarından Ereğli Belediyesi adına 29 yıllara tahsisini yaptırdım. Hüseyin Bey herhalde çok yoğun olduğu için bununla ilgilenemedi maalesef. Buraya bize öğretim konusunda kullanabilirsiniz diye şart koymuşlar altına. Yani özel apartman yaparsınız, yapamazsınız anlamında eğitim konularında 48 tane lojman üniversite yurdu olacak. Tadilat yapacağız. Yeni binalar,
gelir gelmez bu yurdu yapacağız. Önüne kocaman bir kafeterya. Bu yurtta çalışacak insanlar, kafeteryada çalışacak insanlar. Bunlar ağır ağır istihdama giden yollar. Aynı zamanda üniversite olayında yan kampüsleri tetikleyen olgular. Bu yurdu da Ereli'ye kazandıracağız inşallah. 29 yıllığına bizim elimizde yaptıktan sonra devam edecek demektir zaten. Bakın iddialı bir lafta daha bulunuyorum. Ekibimle birlikte. Ereli'de otopark sıkıntısı ve trafik sıkıntısı denilen olguyu kaldıracağız. Tabii bu sözüm çok afaki gelebilir. Ama ben Halil Bozkuyum. Yapamayacağım bir işi yapamam, yapamayacağım bir işi yaparım diye söylemem. Ereli'de iddia ediyorum, trafik olgusunu, sıkışıklığı olgusunu kaldıracağım ve otopark sıkıntısını da tamamen ortadan kaldıracağım. Çok net olarak söylüyorum. Bir iki örnek vereyim, neler yapacağız? Ömerli, hastanenin olduğu yerdir Ömerli biliyorsunuz. Belen, Koca Ali Ahmetçikler, Korubaşı, Aktaş Tepesi ve Çarşı Merkezi. Bir kuşatma yolu yapıyoruz. Ereli'de tek caddelere yığılmış arabalar. Buralarda terkler falan var, hazır vaziyette. Hastanenin önünden başlıyoruz. Şöyle yukarı doğru giden bir yol yarım kalmış. Yeni yapılan yol vardır. Oradan başlıyoruz. Ahmetçiklerden, Aktaş'tan geniş bir yol yapıyoruz. Ereli trafiğini tamamen rahatlatacağız. Hatip Caddesi'nde eski Kur'an kursunun olduğu yerde bir yerimiz vardır. Hemen onun karşısına Özgürler Sesi'nin olduğu yere bir köprü, viyadük yapıyoruz. Sakinlerden yukarıya kar yağdığı zaman arabalar çıkmaz. Bağlık'ta pazar yerinden geçerken cuma pazarı günleri ambulanslar ve itfaiyenin çıkması bile zordur. Karşı tarafta bahsettiğim bölgede büyük bir yoğunlaşma var inşaatlarda, apartmanlarda. Araç trafiği iyice yoğunlaştı. Bu yoğunluğu Sakindere'den ve Bağlık yolundan almamız lazım büyük bölümünü. İşte bunun için bu viyadüğü Allah'ın izniyle yapacağız. Kepez Tepesi dağ evleri arasında bir köprü yapıyoruz. Alt tarafta büyük kazalar oluyor. Mesela Hatip Caddesi'nden pazar yerine yer tespiti yaptık. Yürüyen merdiven yapıyoruz. İnsanlar oradan kırılacağına Sakindere tarafından direkt olarak pazar yerine insin. Oradan yukarıya çıksın. Turgut Reis İlkokulu'nun oraya da o yokuşa da yine teknolojinin nimetlerinden yararlanarak bir yürüyen merdiven yapıyoruz. Bir zabıta birimi kuruyoruz. Trafik zabıta birimi. Trafik de zabıtalık yapacak bir birim kuruyorum. Sahilde falan dolaşıyorum, zabıtaya rastlamıyorum. Caddede 2-3 tane araba üstüne çıkmış, geçecek yer yok. Trafik bulamıyoruz, kadrolar olmadığı için emniyetim biliyorum ben konuyu. Onların da sıkıntıları çok büyük. Mesela Sart Eczanesi'nin orada iki sıra arabalar olur, araç gitmez. Olduğu yerde kalır. Karşı tarafta otopark yapıyor arabalar. Ya belediyenin 3 liralık otopark parasına ihtiyacım var. Kaldır, oraya bir tane zabıta, belediye zabıtası dik. Düdük elinde genç desin yoksa ceza yazsın. Belediyenin bu imkanı var. Yine örnekleme yapıyorum, örnek veriyorum. Mesela nikah salonunu Erdemir Genel Müdürlüğü'nün önündeki yeşil sahayı yapıyoruz. Şeffaf, başka bir amaçlı bir salon daha var yanında. Nikah salonu, gelin damat çıktığında yeşilliklerde denizin kenarında yürüsün gitsin. Ama esas sorun o değil. Esas sorun AKM'nin önündeki trafik yığılmasının nikahlarda kaldırmak, yok etmek. Bunun gibi
birçok palyatif tedbirlerimiz var. Mahallelerde, mahalle mevkilerinde yerimiz olan yerlerde iki katlı, üç katlı otoparklar yapacağız. Otopark sorunu ve trafik karmaşasını Eril'de kaldıracağız. Kesin kararlıyız bu konuda. Prestij caddeleri yapacağız. Haluk Okur, mimar arkadaşımız, belediye meclis üyesi, 30 yıllık meclis üyesi hazırlığını yaptı. En karma karışık olan, mesela bir örnek vereyim, pazar yerinden Abalı'ya kadar Prestij Caddesi yapacak orayı. Nasıl olur falan diye sorular gelir aklınıza. Ama olacak. Göreceksiniz. Bisiklet yolu devam edecek. Daha belki belediye başkanlığımda amacım bu bisiklet yolunu hem bisikletçiler için hem de turizm odaklı Kandili'ye kadar götürmek vardı. Eski tren yolunun üzerinde bisiklet yolu yürüyecek ve aynı zamanda tünellerde ışıklandırmalar yapmak üzere bisiklet yarışlarını Eril'de sosyaliteye çok önem vereceğiz. Basketbol şampiyonları, okullardan voleybol şampiyonları, eskrim şampiyonları, sadece tabii ki bir üstü geç kalmak için belediye spor elimizden geleni yapacağız ama ona odaklanmayacağız sadece. Yani baskette, kadın futbolunda, ya biz Türkiye'de ilk biz başlattık. Yazmalı spor, şalvarlı spor. İlk başladığında kadınlar futbola, Gaptaş'la başlattırdım. Bir topun etrafında 22 kişi birikiyordu. Şimdi Türkiye Ligi'nde kadın futbolcularımız var. Transferlerde büyük paralar alıyorlar. Beden eğitimi öğretmenliğine sınavsız olarak giriyorlar. Eskiden ailelerine Halil Postbüyük olarak gider yalvarırdım, bunu oynatalım, ben güvence veriyorum derdim. Şimdi kendileri geliyorlar. Diğer dallarda da spora yönlendireceğiz. Gençlerin enerjilerini doğru yerde kullanmalarını sağlayacağız. Yoksa günümüz çok kötü. Kötü kullanımlar var. Kötü arkadaşlarla kötü yerlerde enerji kullanılabiliyor. Öyle çabuk çabuk geçme. Sabaha kadar bekleteceğim arkadaşlar burada. Evet, tarımsal kalkınma ve istihdam projeleri. Atatohumu. Nedir atatohumu? Atatohumu dedelerimiz atatohumuna ekerlerdi. Türkiye'nin tohumu vardı kendine has. Bu tohumu yıllarca her sene yenilerlerdi. Bu sene üretimi yaptılar, bir dahaki seneye gene tohumu alırlar, devam ederlerdi. Yabancılar bunu da yok ettiler. Erdemir'i yok ettiler. Bütün fabrikalarımızı sattılar. Tohumumuzu da elimizden aldılar. Şimdi Türkiye'de İsrail ve Hollanda'dan gelen tohumlar kullanılıyor. Bunda öyle bir injeksiyon yapmışlar ki bir sene kullanabiliyorsunuz. Saklayamıyorsunuz, sürüyor. İkinci yıla bir daha almanız gerekiyor. Para vermeniz gerekiyor. Seferihisar Belediye Başkanı bu işte Türkiye'de çok başarılı bir iş yaptı. Ata tohumunu yetiştirdi. Köylüsünü üretime zorladı. Büyük başarılar sağladı. Tunç Soyer iyi arkadaşımdır. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Bana ekip verdi, projelerini verdi. Deli hakkında 110 bin metrekare bir alanımız var. Eskiden asfalt dökülürdü, şimdi asfaltı dökmüyoruz, dışarıdan alıyoruz. Aynı zamanda orada su tesisleri vardı. Yeni su tesisleri de kaldırıldı. Burada bir çilek fabrikası kuruyoruz. 110 dönümlük arazide çilek reçeli, kuru reçel, kuru çilek üreteceğiz. Bir okul olacak. Tarım, özel tarım okulu. Öğrenciler. Burada ata tohumu yetiştirilecek. Hem üretime yönelik hem de istihdama. Binlerce insan çalışacak burada. Binlerce insan çalışacak burada. Tohum ekecek. Bu tohumları köylerimize dağıtacağız. Köylerde birçok arazi boş, domates, biberi pazardan alıyorlar, köye getiriyorlar. Onları üretime zorlayacağız. Köylümüzü de bırakmayacağız. Sadece şehirde değil,
Ve ilerleyen zamanda Allah nasip ederse bu tohumu satmaya başlayacağız. Çok önemli Türkiye'de. Bunu yetiştirmek için uğraşıyorlar. Ayrıca bu tohum meselesi bizim için bir istihdam yolunda çalışanların emeklerinin karşılığında oradan karşılanmış olacağız. Yani fazla işçiden dolayı belediyemiz sıkıntıya girmeyecek. Seracılığı teşvik ediyoruz. Hamza Baklı, Topçalar, Bölücek. Bu gibi yerlerde, seracılık yapılan yerlerde iskeletleri biz vereceğiz seracılık. Üretsin. Üretsin insanlarımız, pazara ucuz miktar fiyatlarla sebze gelsin. Onlar çok üretsin, çok kazansın. Aşağıya pazara da daha ucuza malzeme gelsin. Seracılığı özendireceğiz. El pekmesi ve yel pekmesi konusunda çalışmalarımız devam edecek inşallah. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Eskişehir Belediye Başkanı halk süt dedi. Çok akıllıca bir proje. Biz de kaptık. Yani biz entegre süt tesisi kuracağız belediye olarak. Üreticiden köylüden sütlerini alacağız. Üretici pazar arama gibi bir sıkıntıya girmeyecek. Pazarı belli olacak, ona göre süt üretimi yapacak. Bu hayvancılığı da geliştirecek köylerimizde. Biz tüketiciye şişelemesini yapıp bayilere göndermek suretiyle halk sütü hiçbir kar almaksızın belediye ucuz fiyata sütü halkımıza, çocuklarımıza ulaştıracağız Allah nasip ederse. Piknik alanları rezil vaziyette. İçim yandı Kestaneci Mahallesi'ne gittim piknik alanına. Oturma bantlarını bile koparmışlar, mangalda yakmışlar. Sen buraya bir bekçi koymazsan, güvenlik koymazsan tabii ki böyle olur. Oraları dünyanın parasını harcadık. Herkes orada büyük keyif alıyordu. Kepez perişan vaziyette. Kaynarca konutlarındaki perişan vaziyette. Kestaneci, Kepez, Ömerli, Sarıkokmaz buralar iyileştirilecek. Buralara sosyal tesisler yapılıp başına birer tane adam konulacak. Büfe çalışması yapacak. Koruyucusu olacak. Ayrıca belediye tarafından da birer güvenlik bırakılacak. Doruk'ta yer tespitini yaptık. Balı'da, Göktepe'de, Bağlık Doğa Kent'te dağlar yeni piknik ve mesire alanları için örnek yerleri seçtik. Piknikçiliği elinde geliştireceğiz. Halkımız bundan çok memnun olduğunu Kestaneci piknik alanında bizzat müşahede ettik. Yer bulamaz hale gelmiştik 6 sene evvel. Son zamanlarda perişan zaten. Bunu da geliştireceğiz inşallah. Bu tersanelerin arkasında serbest bölge ilan ediyoruz. Lojistik merkez olacak burası. Antre depolar yapılacak. Ereğli için çok önemli. Yakın yerlerde antre depolar kullanılıyor. Mesela kireç taşınıyor görüyorsunuz. Bunların daha evvelden bir depolara, antre depolara yığılması lazım. Serbest bölge olarak hazırlandı. Proje hazırlandı. Arkadaşlar projeyi bitirdiler. Serbest bölge ilan edip burada antre depoları kuracağız. Lojistik merkezi olacak. Yani bizim kanaatimize göre, araştırmamıza göre en az 1000 kişi burada çalışacak. Ayrıca organize sanayi bölgesi, orta ölçekli organize sanayi bölgesi kurmaya karar verdik. Kimle? Ticaret ve Sanayi Odası'yla. Biz bu işi bilir miyiz? Bilmeyiz. Ticaret ve Sanayi Odası bilir. Onların bize verdiği bilgiye göre kışla sanayinde, veren sanayinde büyüyen sanatçılar, üstadlar büyük sanayiye, organize sanayiye geçemiyorlar. Orta ölçekli bir sanayi arıyorlar. 500 bin veya 1500 metrekare kapalı alanı olan bir bölge istiyorlar. Yeri belediye olarak biz bulacağız. İmar tadilatlarını yapacağız. Ticaret Sanayi Odası üstadları buraya gelecek. Bu büyümeye çalışanları burada yeniden iş, öyle işler var ki ellerinde. İnanın yurt dışına iş yapıyorlar. Hepsini gezdik.
yurt dışına iş yapıyorlar. Ama yerleri küçük olduğu için büyüyemiyorlar. Büyümek istiyorlar. Organize sanayi sanayi bölgesi onlara büyük geliyor. O kadar paraları yok. Yanında en azından 5-10 kişi artıracak her sanayici. Orta ölçekli sanayi bölgesi arıyor. Evet, ticaret ve sanayi odasıyla bunu yapıyoruz. Az önce bahsettiğim tohumculuğu Karadeniz Ereğli Ziraat Odası'yla birlikte aynı zamanda bu konuya emeklerini vermiş bazı öğretmenlerimizle birlikte giriyoruz. Onlar da bize destek oluyorlar. Bu işte uğraşan, daha evvelden uğraşan öğretmenlerimiz var. Festival demek şarkı dinlemek değildir sadece. Böyle bakmamak lazım. Sadece eğlence olarak bakmamak lazım. Tabii eğlence de var burada. Festival aynı zamanda bir ekonomik girdidir kente. Kente hareket getirme olayıdır. Bereket getirme olayıdır kente. Sevgi Barış Olsuk ödülünde Türkiye'nin en büyük festivali ödülünü aldık. Bu festivale inanın maillerimiz hiç durmuyor. İran'dan, Azerbaycan'dan, Antalya'dan, Tekirdağ'dan, Karadeniz'den yüz binlerce insan Ereğli'ye geliyor. Trilyonlarca lira parayı buraya bırakıyor. Şişe suyu satan bir genç dayı 2-3 aylık maaşetini çıkarıyor. Bir ekonomik harekettir bu. Sessiz bir kent işte Ereğli. Unutuldu, ismi de unutulmaya başladı. Burada hareket olması lazım. O festivale gelen insanlar burayı görüyor, ya ne güzel kentmiş diyor, burada diyor emeklimi geçireyim, bir ev alıyor. Bir iş adamı ben iş yerimi burada kurayım diyebiliyor. Bu son derece önemli bir olay. Sevgili hemşehrilerim, Temmuz ayında Allah sağlık verir de siz beni seçersiniz. Sevgi Barış Dostluk Festivali'ne Türkiye'nin en sevilen sanatçılarıyla başlıyoruz inşallah. Geleneklerimizde, göreneklerimizde Yağlı Direk Festivali vardı, onu da kaldırdılar. Yağlı Direk Festivalleri devam ediyor. Peşinden dünya rekoru kırdığımız Hamsi Festivali'ne devam edeceğiz. Yetmedi. Bu yıldan itibaren her sene yapacağız. Dünyanın, Türkiye'nin demiyorum, dünyanın en büyük cazcılarını Karadeniz Ereğli'ye getireceğim. Caz Festivali. Diyorlar ki caz nereden aklına geldi? Nereman biraz biliyor da ben cazdan anlamam, sazdan anlamam. Ben Sebzeci Kadir Pospiyin, Hacı Fatma Pospiyin oğluyum. Zor şartlarda büyüdük biz. Cazı sazı bilmezdik yani, sıkıntılı dönemler geçirdik. Ben buraya cazı niye getiriyorum? Buraya cazı getirdiğim zaman, festival yaptığım zaman yüz binlerce insan buraya gelecek. Burada çay içecek, çorba içecek, otelde kalacak, para bırakacak bu memlekete. Hareket ve bereket olacak inşallah. Başka türlü bir kenti kaldıramazsınız ayağa. Bir memleketin isminden sanat yoksa, sosyalite yoksa dışarıda bahsettiremezsiniz. Kenti konuşmaz insanlar. Evet. Az evvel sözlerimin arasında bahsetmiştim trafikte. Nikah salonunu Erdemir Genel Müdürlüğü'nün önündeki yere yapıyoruz, yeşil alana, şeffaf. Yanında ayrıca bir toplantı salonu. Ereğli'nin en büyük sıkıntılarından biri de toplantı salonları. Yani hem spor salonu eksiğimiz var hem de toplantı salonu. Nikah salonunu buraya alıyoruz. Denizin kenarından gelin damat yürüsün diye. Aynı zamanda AKM'nin önündeki trafik kargasını kaldıralım diye. 6 sene önce Çin'den ekip getirdim buraya. Kaletepe'de Zungur Mahallesi'nden amfiteyatra teleferik yapmak için. O gelen (gülüyor)
Çin'den gelen ekip rüzgar, salınım, hesapların hepsini yaptı. E ne yapayım ben? Beni belediye başkanı yapmadılar, ben de telefreyi yapamadım. İnşallah Zonguldak 3000 metrekare yerimiz var. Gazinolar, çay bahçeleri falan yapılacak. Neden esinlendi? Orada da belediye başkanımız bunu, Ordu belediye başkanı yaptı. Boztepe'ye teleferik çıkarınlar. Orada lokantalar vardır, çayhaneler vardır. Herkes gelir orada, çayını, kahvesini içer, yemeğini yer. 3 gün, 4 gün orada kalır. Otele yatak parası verir. Çarşıda gezerken hediyelikler alır. O memlekete para bırakır. Binlerce insan Ordu'nun dışından oraya teleferiğe binip Boztepe'ye çıkmak için gelir. Neden Ereğli'nin dışından insanlar Ereğli'nin teleferiğine binip de Zungur'a çıkıp çay kahve içmesin? Binlerce insan niye gelmesin? Niye para bırakmasın? Sessiz elimizi kolumuzu bağlayıp da böyle bekleyelim mi yani biz? Göztepe'ye seyir terası başlamıştım zaten. İzinleri kısmen almıştım. İkinci derece arkeolojik site alanı orası biliyorsunuz. Seyir terasları yapabiliyorsunuz. Belli kriterler var. Hazırlığımı yapmıştım. İşte belediye başkanından ayrıldıktan sonra o da yarım kalmıştı. Bunda daha güçlü bir kadro var elimde. Safranbolu Koruma Kurulu'nda ilişkilerimiz çok iyi. Bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Benim belediye başkanlığı yaptığımda oturduğum bina var. Yıkık. Yıkma dedik kardeş. Altında hamam var. Çöpçüsü de biliyor. Memuru da biliyor. Ama yıktı. Yıktın da niye yapmadı? Petedi binası da öyle duruyor. Ereğli'yi hep yıktılar, yapmadılar. Yukarıdakiler satmaya çalışıyor. Bu da yıkmaya çalışıyor. Haluk Bey'le beraber Anahtar Yüksek Kurulu'na gittik. Bu Romalı döneminden kalma çok önemli bir hamam var. Eskiden Ereğli'ye saldırılar olmuş korsanlar tarafından falan. Veya gelenleri ilk defa affedersiniz hamama sokarlarmış. Mikrop arındırması için falan. Çok önemli bir hamam Romalı döneminden kalma. Bize kabul ettiler projemizi. Altına camdan bir fanus yapıyoruz. Nemden, rüzgardan korumak için. İçeriye turistler giriyor, geziyorlar, izliyorlar. Üstüne 4 katlı çelik konstrüksiyon bina izni aldık. Burada resim, müzik, tiyatro, gençlerimizi yeteceğiz. Atanamayan bir sürü öğretmenimiz var. Onlarla ön anlaşma yapıyoruz. Belediyenin kadrosunu alacağız. Bunlar eğitmenlik yapacaklar. Çocuklarımızın enerjilerini İyi noktada kullanmaları lazım. Çok tehlikeli. Ortam çok tehlikeli. Torbacısı var, bilmem neyi var, kötü alet kullananlar var. Yani söyleyemiyorum. Çocuklarımızı korumak için onların spor yapması lazım. Onların sanatla, kültürle, resimle, müzikle, tiyatroyla ilgilenmesi lazım. Şimdi bununla ilgili kısa bir film video seyredeceğiz herhalde. En çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi Yalı Caddesi arkası sokak iyileştirmeleri. Ortaköy'de olduğu gibi arka sokak iyileştirmelerini yapacağız. Gençlerimiz o tarafa doğru sarkacak. Benim gençlerim yanlış yapmaz, orada yanlış yapıyor diyorlar falan. Senin Ereğli'de disiplin olmazsa, sen disiplin, disiplin çoklu olmaz, tokatlı olmaz. Disiplin
verdiğin ışıklarla sinyaller de olur. Benim gençliğim gayet efendidir. Ama eğlenmeye ihtiyacı var. Onları kötü yola zorlamamak lazım. Eğlence imkanları vermek lazım. Bakın Yalı Caddesi nasıl değişecek? Oraya ne emeklerle yaptığımı bilirsiniz. Daracık bir yerde orası, biliyorsunuz. Şimdi de orayı nasıl hareketlendireceğim? Net bir biçimde göreceksiniz. Arka taraflarda çok güzel iyileştirmeler yapacak. Hazırlığını yapıyor mimar arkadaşımız. Mağaralarda da inanç turizmine el atıyoruz. Belediye olarak Kültür Bakanlığı'na bağlı olmasına rağmen bizzat biz ilgileneceğiz. Her hafta sonu oradaki amfiteyatr bomboş kaldı. Büyük emeklerle yaptım orayı. Her hafta sonu orta ölçekli sanatçıları da oraya götüreceğim. Türkiye'de ekonomik sıkıntı var. Ereğli'de de ekonomik sıkıntı var. Biliyorum. Herkes biliyor. Ereğli'de ekonomik sıkıntı yok diyebilir miyim? Ereğli'de motivasyon bozukluğu var. Moral bozukluğu var. Moral bozukluğu var. Herkesin suratı asık. Bir hareket bekliyor. Hareket. Bu ülke nerelerden geçmiş? Bayramlarda bize ayakkabı aldığımızda yatağa alır koynumuzu öyle uyurduk. O günlerden buraya gelmişiz. Biz onlardan korkmayız. Bu halk öyle şeyden. Ama bu halk bir moral bekliyor. Gelecekte ben iyi yere gideceğim diye bir umut bekliyor. Evlatlarının iyi noktaya gideceğine dair bir ışık bekliyor. O ışığı yakmaya geliyoruz Allah nasip ederse. Topbaşı mevkiine Hüseyin Uysal Başkanımız bir çocuk dünyası yaptı. Çok güzel, Allah razı olsun, eline sağlık. Ancak çocuklar uzun olduğu için gitmiyorlar. Evet. Burası 21 bin metrekare alan. 21 dönüm. Buraya bir olimpik yüzme havuzu yapıyoruz. Engellilere de çocuklara da yer arıyoruz. Hemen yan tarafına okçuluk alanı, hemen öbür tarafına da eskrim. Bazılarımıza yabancı gelebilir ama bu dallarda Türkiye'de birincilikler yakalamamız lazım. Ereğli'nin ismini birçok dalda duyurmamız lazım. Bir kentin ismi silinmeye başladıysa o kentte bir şey olmaz. Birçok dallarda Ereğli'nin ismini duyurmamız lazım. Eskrim gibi, efendime söyleyeyim, okçuluk gibi sporlara da ağırlık vereceğiz. Allah nasip ederse yüzme havuzumuzda orada yapacağız. Bakın, her elinde büyük ihtiyaçlarından birisi stadyum. Çok önemli. Evet. Beş yerden sıkıştık kaldık. Şimdi 24 bin metrekare bir yer kaldı 18 maddeden Ereğli Belediyesi'ne. Devlet Hastanesi'nin yapılan hastanenin alt tarafı 24 bin metrekare bir alan. Buraya stadyum yapıyoruz. Çevre kapsama yolu da bunun yanından geçiyor. Trafik olayı olmayacak şekilde dizaynını yaptık. Stadyumda o noktayı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ereğli iyice fakirleşti. Bilmiyorum, gözlemliyorsunuz. Ben çok iyi gözlemliyorum. Çok sıkıntılı durumda. İnsanların yumruk gibi kravat taktığına, sırt armağa çalışına bakmayın. İşleri yanıyor. Evine ekmek götürmekte zorlanan insanlar olduğunu çok iyi biliyorum. Sosyal belediyecilik yapmamız lazım. Ereğli hakikaten iyi durumda değil. İlk geldiğimizde aşevini yapacağız. Artık Atatürk Anıtı'nın önünde büyük çadırlar kurup yemek veriyorum diye sokaktan geçene iftar yemeği vermek şovu yapılmayacak Ereğli'de. Ereğli'de sefer tasarımda eskiden yaptığım gibi ihtiyaç sahiplerinin evlerine memurlar yemek götürecek. Bir veren memur görecek, bir de alan ev sahibi görecek. Aşevini sadece Ramazan'da yapmayacağız. Ereğli'ye ihtiyaç var, görüyorum bunu. Mübarek dinimiz diyor ki, sen diyor tok olabilirsin ama komşun azsa evinde rahat uyuyamazsın diyor. Sizler için de benim için de geçerli bu. Yıl boyunca
aşevini belediye kuruyor. Buraya da damla alınacak, ahçı alınacak, yamak alınacak. Aş vereceğiz. İhtiyaç sahiplerinin evlerine sefertasıyla bütün hizmet yılımız boyunca aş göndermeye devam edeceğiz. Üniversiteye hazırlık dershanelerini kaldırdılar. Yok. İhtiyaç sahibi aileler çocuklarını özel eğitim kurumlarına gönderiyor. Büyük paralar veremiyor, geçinemiyor insanlar. Asgari ücretin nerede olduğunu hep beraber biliyoruz. Burada anlatmama gerek yok. Karga Mahallesi'nde halk evleri yapmıştım. Cumhuriyet Halk Evleri. Kepez Mahallesi'nde de var. Atanamayan öğretmenler var birçok. Onlarla görüştük. Belediye geçici kadro vereceğiz atanıncaya kadar. Onların yardımıyla bu insanların evlatlarına bu halk evlerinde öğretmenlerimiz vasıtasıyla ders verilecek. Üniversiteye hazırlık dersleri ücretsiz olarak verilecek Allah'ın izniyle. Otuz bir tane mahalle var herhalde. 31 mahalleye kreş yapılacak. Kreşin yanına muhtarlık binası bir üçgen şeklinde olacak. Yanına da kadınların günlerini değerlendirmesi için bir mekan. 31 mahalle yapılacak kreşe insanlar çocuklarını gönderecek. Az önce bahsettiğim atamasını bekleyen öğretmenler bunların eğitimini yapacak. Yedirilecek, içirilecek, belediye tarafından ücretsiz olarak tahsisleri yapılacak Allah'ın izniyle. Buraya dikkatini çekelim, plajlar bölgesi. Burada kantar vardı. Şoförler falan yılgındı. Ben de belediye başkanıydım. Kantar yasal değildi, imara aykırıydı. Ama kimse bir şey diyemiyor çünkü devletin. Ben kafaya koydum. Kamyoncular çok eziyet çekiyor. Benim işim diye şoförler derneğinin işi de ama ben müdahale ettim. Mühürlemeye kalktım. Beni uyardılar devlet mühürlenmez diye. Ya devlet beni yanlış yaptığım zaman mühürlüyorsa devlet yaptığında ben niye mühürlemeyeyim dedim. Gittim mühürledim. Kantarı oradan kaldırdım. Orası şimdi plaj olacak, sosyal tesisler olacak. Projesi 7 yıl evvel hazırlandı, hep hayalimde o vardı. Aqua Park olacak içerisinde. İçerisinde sosyal tesisler, kafeterya, düğün organizasyonlarını orada yapacağız. O güzelim yerde yapacağız. Plaj voleybolu orada yapılacak. Ve orada kışında kapalı bir binamız var. Orada kışında kadınlarımız, erkeklerimiz gidip çay içecek, oyun oynayabilecek, sohbet yapabilecekler. Muhteşem bir yer olacak. Muhteşem bir yer olacak Allah'ın izniyle. Muhteşem bir yer olacak. Şu anda Yaşlar Gençler Evi'nin önünde dökülü vardır. Bir dökülümüz vardır. O dökülü Kayra 67 buraya geldiğinde yatlar, Karadeniz gezisine geldiğinde benim de alırlardı, armatörlerle çok yakın ilişkim vardı. Marina derlerdi, burası Allah'ın eri diye verdiği marina. Marina Karadeniz elinde olması lazım veya Karadeniz'de olması lazım. Çünkü serin turizm başlıyor derlerdi. Aynı zamanda da İstanbul'a da marinaların park edildiği marinalar çok pahalı, bakımları çok pahalı. Kış aylarında el eleye gelir bırakırız, burası belediye kazanır diye anlatırlardı. 1/25 binlik projeye bunu koydurdum. Büyük projeye, belediye dışı 25 binlik projeye. Ama belediye başkanı seçilemedim, bunun ihalesine geçemedim. Şimdi her şey hazır vaziyette, Allah nasip ederse belediye başkanı olursam bu marina için arkasında otel olacak tabii ki, restoranı olacak. Çok özel bir durum. Marinamız olmadığı halde turistler dikkat ederseniz geliyor. Polis evinin önündeki yerlere bağlıyorlar, gelişi güzel. Bunu da marinayı da gelir gelmez ihaleye çıkaracağız. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Bu
bu sevgi evleri senin çocuğun benim çocuğum felsefesi devlet tarafından ortaya atıldı. Bu bir orman. Çok müsait yerlerimiz var. Yani vasfını yitirmiş orman alanlarımız çok. Osman Tepe'nin üzerinde de var biliyorsunuz. Biz böyle bir yer bulup, altyapıyı yapıp, devletle işbirliğine geçip, engelli vatandaşlarımızın faydalanacağı küçük sevgi evleri yapmayı planlıyoruz. Proje aşamasındayız, hazırlık aşamasındayız. Çarşı üzerine kapatalım dedik. Şu anda oraya girmeye insan korkuyor karanlıkta akşam saat 7'den sonra. Belediye başkanından ayrılmadan önce bu projeyi yaptım. İhalesini yaptım. Bir müteahhit aldı. Ancak belediye başkanından ayrıldım. Hüseyin Başkan buraya ihalesini iptal etti. Belediye zarara da soktu. Amacım şu. Esnaflar sıfıra etmeden dükkan kapatıyor. Esnafların yüzüne bakan kimse yok. Bu memleketin abisi yok. 5 seneden beri siyasi parti ilçe başkanlarından veya sivil toplum örgütlerinden veya milletvekillerinden hiç kimsenin sesini çıkardığını gördünüz mü? Ereğli'nin esnafları kan alıyor diyen var mı? Tersaneler çalışmıyor diye bağıran var mı? Ereğli'de sıkıntı var diyen var mı? Yok. Ereğli'nin abisi yok. Yukarıdakiler de diyor ki ya Ereğli çok iyi. Beyefendiler keyfinde, hanımefendiler keyfinde, çocuklar işte çalışıyor. Ses seda yok diyor burada ya. Bunlar çok mutlular diyor. Ben de olsam ben de öyle derim. Ereğli'de ses seda yok. Sesini çıkaran yok. Temsilcilerimiz seçtiğimiz insanlar maalesef seslerini çıkarmıyorlar. Ben eskiden sesimi çıkarırdım. Beni de kavgacı dediler. La uşaklarım için mi kavga ettim ben? Ben Ereğli halkı için kavga ettim. Ereğli abi, siyasi abisi yok. Hakkını koruyan yok, arayan yok. En çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi budur. Evet, bu çarşıyı kapatacağız, ışız ışığı yapacağız. İnsanlar çocuklarla beraber hafızın oraya yemek yemeye gidecekler. Geçerken incik görecekler, boncuk görecekler, altın görecekler. Alışveriş yapacağız. Oraya hareketli bir yer haline getireceğiz inşallah. İnönü Parkı, sahil boyu, Çınaraltı, ücretsiz internet yayınlarını belediye organizasyonu yapacak. Cep telefonlarından belediyeyi arayıp hizmetlere kolayca ulaşabileceksiniz. Hazırlık yapıyoruz bu konuda. Aynı zamanda cep telefonlarından kent ile ilgili herhangi bir konuyu öğrenebilecek noktaya geleceğiz. Nöbetçi eczaneyi bulmak için herhangi bir yerde etkinlik var mı? Restoran nerededir? Hastane nerededir yabancılar için? Bunun için de büyük bir hazırlık içerisindeyiz inşallah. Ereğli'de imar demeyin, midem bulamıyor. İmar diye bir şey yok. Birçok mahallelere doğal gaz verilemedi bazı bölümlerine. İmarı yapmadıkları için. Mesela Öğren Yeni Mahallede birçok bölümünde doğal gaz yok. Örnekleri çok bunun. 18 maddeleri, uygulamaları iflas etmiş vaziyette. Yapılmadı. Birçok insan bekliyor. Haksızlıklar yapılıyor. Garibanlar dağa veriliyor. Manzaralı yerlere erk sahibi insanlara veriliyor. Fazla konuşmak istemiyorum. Bu imar durumlarının ve 18 maddeleri derhal uygulayacağız. Çok kuvvetli bir ekibim var. Ereğli'de belediye hutları içerisinde doğalgazı, suyu eksik olamaz zaten. Her yere doğalgazı vereceğiz, imar durumlarını yapacağız Allah'ın izniyle. Sahil benim yaptığım sahil değil. Ben bu sahili yapmak için 8 yıl uğraştım. Liman içlerinde dolgu yapmak çok zordur. Açık denizde yapabilirsiniz. Kaya parçası bile koyamazsınız. Çet raporlarını almak için askeriyeden bile geliyorlar. İlgili uzmanlar kayıkla dalga boyutlarını, dalga olduğu zaman, taşı koyduğu zaman
gemilere ne kadar darbe vurur deyinceye kadar kent raporlarına 8 yıl uğraştım. Burayı çok güzel, yüreğime değecek şekilde yaptım. Arkadaşlarımızla emeği geçenlerden Allah razı olsun, tren raylarını kaldırdık. Büyük emekler, ama bu sahil boyu benim sahil boyum değil. Orası panayır merkezi haline gelmiş. Tavabalı kokuları dinlemek istiyorsanız gidin. Sahilde ben lokantaları yıktım. Üzerinde kiremit olan lokantaları o aşağılarda yıktım. Ama maalesef açık havada her şey yapılıyor. Erelle disiplin bozuluyor. Bunu halletmemiz lazım. Sahilde o 94 yılında yaptığım ışıklar, lambalar, direkler üzerindeki lambalar, bunların hepsi değişecek. Sahilde yeni bir peyzaj, ışıl ışıl yeni bir ışıklandırma baştan sona değişecek. Akçakoca'dan, Alaplı'dan, Kozlu'dan insanlar geliyordu, Zonguldak'tan azaldı. Tekrar cazibesiyle onları bizim sahilimize doğru yönlendireceğiz. Haşlama'nın çay eviyle polis evinin arasına çok özel, Yunanistan'da gördüğüm bir uygulamayı yapacağım. Lokantalar yapıyoruz. Bu lokantalar denize doğru yaygınlaşacak. Asma dolguları yapacağız. Ve buralarda ışık fonksiyonlarıyla balıkların orada toparlanmalarını sağlayacağız. Akçakoca'ya yemek yemeye gidiyorlar deyince kızıyorum. Niye Akçakoca'dan buraya gelmesinler? Niye burada çay çorba içmesinler? Parayı niye burada bırakmasınlar? Niye öyle hareketli olmasın, bereketli olmasın? Piramit bölgenin olduğu yerde 80 metre bir dökülü var. Yani bu 8 sene uğraştığım yol sahil düzenlemelerinde bunu yapmıştım. Her şey bitti. Belediye başkanı olmadığım için bunu gerçekleştiremedik. 80 metre uzunluğunda mendirek gibi piramit kafilinin yanında yer var. Bu ne amacı? Birinci amacı fırtınalarda sandallar alabora olup parçalanmasın diye yapıldı. İkinci amacı da üzeri bir denize doğru gezi alan olacak. Ucuna bir deniz fıskiyesi koyacağız falan yani. O şekilde işler yapacağız. Güzel açık olsun. Sahili tanımayacaksınız. Aslanlar gibi orayı yapacağız. Belediye binasını üstüne açarak yazanların oraya bir buçuk sene içerisinde, iki sene içerisinde yapacağımızı söylemiştik. Şu anda belediye binası olarak kullandığım o binadan belediye başkanlığı iki sene sonra en geç o binaya taşınacak. Zaten orası belediye binası değil, hal binası olarak yapılmıştı. Ve orası toprağıyla, o kocaman binasıyla, trilyonluk binayı Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz hibe edeceğiz. Burası hastane olacak. Acil poliklinik bölümleri olacak. Hastalarımız ilk defa buraya gidecek. Büyük ameliyatlar varsa diğer hastaneye gidecek. Az evvelki konuşmamda söyledim. O yol da Abalı'ya kadar prestij yolu yapılacak. Hazırlık yapılıyor. O kargaşa falan orada bitecek. Tam bir hareketli, trafiğin tıkanmadığı bir hastane olacak. İnşallah. Temel sağlık hizmetleri ve poliklinikler, acil bölümler orada olacak. Atatürk Kültür Merkezi'ni hemen yıkıyoruz. Ben örnek olarak sık sık toplantı yaptığımız Yeni Mahalle Belediyesi'nin, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi'nin yaptığı Nazım Hikmet Atatürk Merkezi gibi serbest harekette. Daha evvelden buraya da yapıyorduk. Turizm Bakanlığı'na projeye getirmiştik. %50'sini de devlet verecek diye onaylatmıştık ama ben belediye başkanından ayrıldım. Maalesef o da yapılamadı. Şimdi onlar kalktı, yönetmelikler. Biz kendi imkanlarımızla özellikle bir tiyatro salonu, konferans salonu, sergi salonu ve kütüphane buraya yapacağız. Bunun da ön hazırlıkları var. İnşallah Ereğli'ye iyi bir salon kazandıracağız. Yok mu başka bir şey?
Diğerlerini anlatabilirim yani kağıt bitti ama. Değerli hemşerim, inanın aşk ile bu yola çıktık. Ereğli sevdası ve aşk ile yola çıktık. Önümüzde hiçbir engel taramıyoruz. Bizim yalanla dolanla işimiz yok. Bizim etrafımızdaki insanlara bakın, çıkar sallamaya çalışan kimse yok yanımızda. Benim söylediklerimi anlamaya çalışın. Ereğli'yi kötü ellere vermeyin. Hüseyin Uysal'ı aramayalım, arayabiliriz büyük ihtimalle. Benim kanaatim, tecrübem, Hüseyin Uysal'ı ararız. Yanlış yerlere giderse, hiç bilmeyenlere giderse, onlar da yönlendirilebilir benim kanaatime göre. Çok iyi izliyorum, gelişmeleri çok iyi görüyorum. Benim büyük otobüslerim yok, dev otobüslerim yok. Onların içerisine 70 kişi, 80 kişi koyup da miting yaptığım alanlara doldurma adamlar getiremiyorum. Ben elden bahsediyorum, Türkiye'den bahsetmiyorum. Benim küçük küçük arabalarım var. Anlatıyorum ama kimse inanmıyor. Benim yatlarım, katlarım da yok. Az evvel, az sonra göstereceğim. Yani benim, onlar da yok. Allah herkese daha çoğunu versin. Sayın Cumhurbaşkanım buraya geldiler. Bekledim bir belediye başkanı adayı olarak Cumhurbaşkanımdan. Karadeniz Ereğli tersanelerini harekete geçirdim dediği an yaşasın Cumhurbaşkanım diyecektim. Taşeron işçilerini kadroya alıyoruz dediği an yaşasın Cumhurbaşkanım diye ben bağıracaktım. Bir şey duyamadım, bilmiyorum siz duydunuz mu? Doğalgazı Ereğli'ye getirdik dedi. Ereğli'ye doğalgazı getiren, Akçakoca'ya, Düzce'ye, Anadolu'ya getiren Halil Bozbüyük'tür. Halil Bozbüyük. İl Başkanım burada. Sayın Halil Fırat burada. Gayet iyi bilir. Zonguldak beni Zonguldak düşmanı ilan etti o tarihlerde. Kömür havzasının olduğu yerde doğalgaz getirilir mi diye. Hain. Kömür yap. Öngörü olmayan insanlar böyle dediler. Çünkü doğalgaz her şeyden evvel insan sağlığı için sağlığının ön planında tuttuğu bir olay. Doğalgazı getirmek için ilkin bir Ereğli araştırma yaptırdım. Feasible çıkmadı. Kabul etmediler. Bana BDK'dan arkadaşım var dedi ki yanına Alaplı'yı, Akçakoca'yı ve Düzce'yi de al dedi. Ekonomik olsun o zaman getirirsin sen bunu, kabul ettirirsin buraya bize dedi. Ereğli'ye geldim. Metin verdiler hemen. Düzce'ye Ruhi Kurnaz belediye başkanı, belgeselin sahibi Ruhi Kurnaz. Ona telefon ettim. Belediye meclisinden şöyle bir karar aldıracaksın Ereğli'ye. La Halil gelmez dedi ya. Bakanlar milletvekili uğraşıyor, buraya getiremiyorlar bunu dedi. Nasıl? Ya sen meclis kararını al dedim. Adam sağ, belgeselin sahiplerinden biri. Alaplı'ya telefon ettim. Faruk Çatıroğlu belediye başkanı, herhalde bu göbek atar dedim duyunca. Alo, Faruk'cum dedim, böyle böyle doğalgazı getiriyoruz. Sen dedim meclisten şu kararı çıkar. Kem küm etmeye başladı. Allah Allah, sapıttım. Sonra 10 dakika sonra telefon çaldı, Faruk Çatıroğlu. Köksal Toptan'ın yanındaydım dedi. Anlamasın diye o, bir şey söylemedim dedi. O da kararı çıkarttı. Düzce Ereğli gaz sistemi, dergazı kurdu. Hilmi Güler Bakan, az evvelki resimde, Atatürk Anıtı'nın önünde ilk kaynağı da biz yaptık. Ben Ereğli'ye suyun gelmesi için 2014 seçimlerini kaybettim. Sayın Cumhurbaşkanıma yanlış bilgi veriyorlar. 2001 yılında Zeki Çakan Enerji Bakanı, Kızılcapınar'a kadar göletten suyun yapılması için 6 kilometrelik yolun kararını çıkarttım Enerji Bakanlığı'na. Tören yaptık orada. 2002'de AK Parti hükümete geldi. Daha sonra Veysel neydi? Eroğlu ile birlikte bir tören yaptık. 6 kilometrelik yol geldi. Bu suyun Ereğli'ye aktarılması ve 100 sene Ereğli'nin suyu olmasın diye büyük mücadele verdim.
Bana dediler ki Ereğli 100 bin kişiye çıkarsa bu devlet su işlerine geçer, bakanlar kurulu karar alır ve Ereğli'ye su oradan gelir dediler. 7 tane köyü referandum yaptım, Ereğli'yi aldım. 100 bini geçtim, suyun buraya gelmesini sağladım. 30 yıl 0 faizle kredili olarak bu suyu buraya imzalar benim suyu getiren, gerçi Uysal Başkanım ben getirdim diyor da o herhalde evin usluğuna bahçeden su getirmiş, onu anlatmaya çalışıyor tahmin ediyorum. Yedi köyden de çok işler yapmama rağmen, yedi köyden, yedi mahalle oldu şimdi, çok işler yaptım, arıtma tesisleri yaptım, asfaltlar yaptım, oy vermediler bana ve seçimi kaybettim. Helal hoş olsun, Ereğli kazandı, suyunu kazandı, ben seçimi kaybettim. Hiç önemli değil benim için, Ereğli daha önemli benim için. Şimdi sözlerime son verirken bir kez daha aykırmak istiyorum. Çok önemli günler geçiriyoruz. Allah hepimize sağlık sıhhat versin. Bu dünya boş. Para mutlaka yaşamak için lazım ama dünyanın boş olduğunu ilerleyen zamanlarda daha iyi görüyorsunuz net bir şekilde. Biz siyaset yapmaya gelmiyoruz. Yerel seçim bu. Az evvel ilçe başkanımın söylediği gibi milletvekili, bakan, hükümet değişmeyecek. Ereğli'yi imar etmek isteyen, ayağa kaldırmak isteyen birini buraya getirmeye çalışıyoruz. Akıllı davranmamız gerekiyor burada. Onun için parti farkı gözetmeksizin hepimizin bir araya gelmesi lazım. Ereğli'nin iyi ellerde olması lazım. Gençlerimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın iyi bir Ereğli'de yaşaması için hep beraber çalışmamız lazım. Sadece benim çalışmamla bu iş olmaz, mesulilerin çalışmasıyla olmaz. Sizler de görevlisiniz. Niye görevlisiniz? Evlatlarınızın, torunlarınızın iyi bir Ereğli'de yaşamasını istiyorsanız görevlisiniz. Eğer bir komşunuzu çok particiyse onu ikna edip de evlatlarımız ve gençlerimiz için bu Ereğli'nin iyi olması için onun doğru yolda oy kullanmasını, bilen bir adama oy kullanmasını siz komşunuza kabul ettiremiyorsanız, anlatamıyorsanız, izah edemiyorsanız bu suçta sizlerin de payı var demektir. Onun için istirham ediyorum. Biz yola çıktık hizmet için, siyaset için değil. Bizi değerlendirin. Gelmeyeceksek gelmeyelim. Ben Ereğli davası için bu işe soyundum. Belli bir yaşa geldim. Eşim alır, emekli öğretmen, ben de emekli belediye başkanıyım. Emekli Erdemir, emekli belediye başkanı, emekli Erdemir. Libirisiyim. Bütçemiz de var ufak tefek. Türkiye turuna çıkarız ama içim yanar Ereğli yanlış ellere gitti diye. Yani ben anlaşanına yaralanmak istemiyorum Ereğli'yi. Ereğli'yi çocuklarımıza ve gençlerimize dikkat edin. Hep bu noktaya dokunuyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize ve torunlarımıza iyi bir Ereğli yaratmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada Ereğli'de yaşayan herkes bize yardım etmek durumunda. Beni 31 meclis üyesiyle beraber eğer belediye başkanı yapın, meclis üyelerimle beraber 1,5-2 senede Ereğli'yi ayağa kaldırıp insanların yüzünü güldüreceğimize arkadaşlarımızla birlikte söz veriyoruz, and içiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz fazla yormak istemiyorum. Çok konuştum. Şimdi bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Benim hakkımda çok dedikodular var. Ben ona sizle beni karıştırıyorlar. Yunanistan'da bir adam varmış. Antalya'da 7 yıldızlı, Neriman Hanım öyle miydi? 7 yıldızlı bir otelimiz varmış. Miami'de evim varmış, Rusya'da evim varmış. Değerli arkadaşlarım, şimdi mal varlığımı açıklayacağım.
Erdemir'den emekli olan bir mühendisin, normal bir mühendisin, belediye başkanlığını da bir tarafa bıraktım. Erdemir'den emekli olan bir mühendisin mal varlığına bakın, bir de benim mal varlığımı şimdi göreceksiniz. Yani başarılı insanlara ancak böyle kirletme yoluyla, zaten bir şey anlatamıyorlar, şunu yapacağız diyemiyorlar, bunu yapacağız diyemiyorlar, boyuna çamur atıyorlar. Belediye başkanı sakuruyor, Alzheimer oldu, ilaç kullanıyor, ayakta duramıyor, ölecek. İki sene sonra yerine başkası, her gün dedikodu. Onun için bu memleket batıyor zaten. Bu memleketin sıkıntısı bu. En büyük meselesi dedikodu, insanlara çamur atmak, akılları sıra algı operasyonu yapıyorlar. Değerli hemşehrilerim, siyaset çok önemlidir. Siyasette etik kurallara saygı göstermek lazım. Siyasete giren bir insan her siyasete girişte mal varlığını açıklamak zorundadır. Siyaseti ülkemizde maalesef zenginleşme aracı olarak görenler vardır. Bu doğrudur. Onun için herkes siyasete girerken benim de AK Parti Belediye Başkanı adayının da Saadet Partisi Belediye Başkanı adayında, İyi Parti Belediye Başkanı adayı, MHP Belediye Başkanı adayı hepsinin açık ve net olarak mal varlıklarını dökmeleri lazım. 5 sene sonra mal varlığı ne olmuş onu görmemiz lazım. Bu etik bir kuraldır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Halkın önünde açıklamak mecburiyetindeyiz. İşte ben bu konuşmanın ardından şimdi sizlerin huzurunda, sizlerin şahadetinde mal varlığımı açıklıyorum. Eğer bundan sonra başka herhangi bir yerde tapusu falan filan bulursa benim, Yunanistan'daki adanın tapusunu bulursa vallahi billahi ona hibe edeceğim adayı. 7 katlı oteli de hibe edeceğim. Evet. Ne varmış bakalım? Orhanlar Yalı Caddesi'nde iş yeri. Güler Hanım'dan almıştık paramızla, hakkımızla, alın terimizle. Ya ben 1971 yılında inşaat mühendisi olarak çıktım. Bu belediyede fenişleri müdür olarak çalıştım. Ereğli'de 3 tane mühendis vardı, 4 tane mühendis vardı. Rahmetli Doktor Dündar Gülşen'i beni fenişleri müdürü yaptı. İlk paramı buradan aldım. O yıldan beri çalışıyorum. Geriye dönersen 62 yılında Himtaş'ta çalıştım talebeyken. Harçlığımı çıkarmak için. 64'te CFE Fransa'da çalıştım. Yani montaj işlerinde falan çalıştım. Hep çalıştım. 71'den sonra serbest piyasa mühendisliği yaptım. Belediye fenişleri müdürlüğü yaptım. Ondan sonra Demirçelik'e girdim 74'te. 94'e kadar Demirçelik'te çalıştım. Oradan emekli oldum. 94'te belediye başkanı seçildikten sonra emekli oldum. Belediye başkanı oldum ve 20 senede belediye başkanlığı yaptım. Eşim öğretmen, yıllarca çalıştı. Emekli oldu, bir güzellik salonu açtı. İşleri de gayet iyiydi. Ben bu kadar hayatımı çalışmakla geçirdim. Hiç boşum yüzü yok. Eşimle birlikte hep tırnaklarımızla kazıdık, bir yerlere geldik. Her gün hakkımda dedikodu var. Bunlar Allah'tan korkmuyorlar mı? Allah cezalandırmaz mı böyle insanları? Ben başkasının hakkında kötü bir laf söylersem, Yüce Allah beni yarın öbür tarafa gittiğimizde hesabını benden sormayacaklar mı? Benim hakkımda laf söyleyenleri asla affetmiyorum. Öbür dünyada elim yakalarında olacak, yakalarını bırakmayacağım. Eğer benim hakkımda bu lafları söyleyenler şerefli insanlarsa eğer, bunlara bakarlar, derler ki senin bir de şurada suyun var derler. Eyvallah deriz, özür dileriz eğer öyle bir şey varsa. Ayıbımızı kabul ederiz. O Yalı Caddesi'nde şu anda bir dedi olarak kullanılan dükkanı eşimin üzerinedir. Kiradadır, doğrudur. Evet bu. Öteki neymiş okuyamıyorum nedense buradan.
Kestane Mahallesi'nde şu anda oturduğum ev. Ona da aday adaylarından bir tanesi dedi ki 18 odalı dedi. Hanıma o gün dedim ya eve gidelim. Niye? Şu odaları bir sayalım dedim. Vallahi 4 taneymiş, 18 değilmiş ya. Kestancı Mahallesi'nin evimin hemen yanında büyük bir yer almıştım orada. Bir parsel yanında var, bir parsel de yukarıda var. İki tane parsel o gözüken. Biri 259 metre, biri 272 metre herhalde. Doğru mu söylüyorum? Doğru mu? 272, 206 metrekare iki tane parselim var yani orada. Evimin etrafında yani bir blok yer almıştım Kestancı'da. Çok eskide, 2000 yıllarında. O parsellerince bir de üründen 12 metrede yola terk ettim bu yerden. Kıyacak Mahallesi'nde 129 metre hisseli bir yer var. Bir de 290 metrekare şey var. Bunun da ta 71'lerde mühendisken araziye parselasyon yapmaya giderken almıştım. O günlerden kalma. Kıyacak Mahallesi'nde o var. Bir de kooperatifler var. Kooperatiflerden bir tanesi Sarıyer Zonguldaklar Kooperatifi. Kooperatif statüsü devam ediyor, ev bitti. Hani İstanbul'da villası var, bilmem nesi var diyorlar, orada bir daire var. Kızım oturuyor dairemizde de. Bak oturanlarına varıncaya kadar açıklıyor. Bir de Polatlı'da bir 600 metrekare olacak yerimiz var. Bu da Ankara'da çok geniş bir şeyimiz var, dostlarımız var yargıda. Şu anda Filios belediye başkanı adaylığını koyan ülkenin babası 11. Ceza Daire Başkanı bir arkadaşına götürdü Türk konuta. Türkiye'de böyle arsa satan oradan 25 bin liraya bir 600 metre al dedikleri için Vakıflar Bankası'ndan krediyle 2002 yılında almıştım. O duruyor daha köy mahallinde olduğu için değer kazanmadı yani bir değeri falan yok. Araba, benim arabam yok. Bu seçim davasına sattım BMW'yi. Para lazımdı. Oğlumun arabasını kullanıyorum. Fenerbahçe falan diye yazıyor. Yani o Volkswagen Jetta galiba. Hanımın altında da neydi onun ismi? Hyundai araba var. Mal varlığım budur, arz ederim. Ama asla peşlerini bırakmam. Mutlak surette aday adayların mal varlığını açıklamasını istiyorum. Aday adayları mal varlığını açıklamazlarsa seçime gitmesinler. Ben huylanırım şüpheleri. Acaba belediyeciliği zenginleşme aracı olarak kullanmaya mı geliyor bunlar diye aklıma bin bir türlü iş gelir. Onun için şu andaki mal varlıklarını açıklasınlar. Ben onların ne yapacağını yarın izlemem lazım. Beni dinlediniz. Çok uzattım. Sizleri seviyorum. Bu sefer bana şöyle dediler, böyle dediler. Saatlerce yürüdüm. Neden? Bundan evvelki yıllarda da halk bana hep iyi yakınlık gösterdi ama 30 dükkandan bir tanesinde işte şunu niye yapmadın derdi. Moral düşer, çene düşer falan. Ya bu sefer Allah size söylemem lazımdı. Nazar değecek diye korkuyorum. Bütün dükkanlardan geçiyorum. Allah razı olsun. Gözleri gülüyor, yüzü gülüyor. Git burada bir şey anlatma git. Bir tanesi de dese ki ya şuraya şöyle desin. Allah hepsinden razı olsun. Ereğli'nin yerli, Ereğli şehrinde yaşayan da, köyünde yaşayandan da herkesten Allah razı olsun. Ereğli seni seviyorum. Aşkım Ereğli. Ereğli'de yaşayan insanları seviyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Ereğli'yi en iyi noktaya getireceğimize bütün belediye meclis arkadaşlarımla beraber söz veriyoruz, and içiyoruz. Değerli arkadaşlarımla,
yola girdik ve ben şans ibresi bana döndü. Ben belediye başkan adayı oldum. Ama efendim, ama benim Semih Sertan'ın veya Erol Çivici'nin veya da Buket Hanım'ın kazanması hiç fark etmez. Hepimiz de Eylül'ün yücelmesi için mücadele ettik. Ve hala devam ediyoruz. Arkadaşlarım da belediye başkanı adayı gibi birlikte, beraber, hiç durmaksızın çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarımızın bir mazereti vardı. Onlar da bu akşam burada olacaklardı. Telefon ettiler, ilçe başkanına da telefon etmişler. Bu akşam aramızda değiller. Yoksa biz de beraber yürekten çalışıyorlar. Hep beraber yola çıktık. Ve belediye başkanlarına Allah nasip edip de seçilirsem bu değerli aday arkadaşlarımla önceki dönem belediye meclis üyesi 14 tane arkadaşım benimle beraber mahalle mahalle geziyoruz. Onlarla birlikte belediye başkanı seçildikten sonra ilgilenen meclis üyelerimizle birlikte köy irtibatlarını kurmak için ilgilenen meclis üyelerimizi de boş bırakmayın lütfen. Sadece belediye meclis üyelerimizi değil, bu memlekette bir atılım yapmak istiyoruz. İlgilenen meclis üyelerimizi de lütfen desteklemenizi istirham ediyorum. Ben özellikle Semih Özkök ve Sertan Ocakçı arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Onların yardımlarına ihtiyacım vardı. Yardımlarını almaya devam ediyorum. Her ikisine de huzurlarınızla şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun. Hizmetlerini iyileştireceğiz. Yeni geliştirdiğimiz projelerle istihdamı artıracağız. Maaşlar iyileştirilecek, kazanılmış haklar belediye çalışanlarına verilecek. Yemek ve yol masrafları için çalışanlara ödenen ücret güncellenecek. Ocak 2019 itibariyle oluşan 3 aylık ücret farkı personele ödenecek. Halil Poslu'yu, çözüm için tecrübeye evet. Karadeniz Ereğli Belediyesi çalışanlarının sosyal, kültürel, sağlık, spor ve eğitim konularında engelli bireylerimize çözümler üreteceğiz, kaynaştırma programları düzenleyeceğiz. Belediye otobüslerinden parklara, hizmet binalarından ibadethanelere kadar her yerde %100 erişilebilirlik sağlayacağız. Hizmeti açacağımız havuz kompleksi engelli kullanımına uygun tasarlanacak. Bu tesiste engelli sporcular yetiştireceğiz. Meslek edindirme kurslarıyla gelişime yönelik atölyeler açacağız. Sevgi evleri projesini hayata geçireceğiz. Böylelikle hem ihtiyaç durumunda barınma ve bakım imkanı sağlayacağız, hem de özel bireylerin ailelerine destek edeceğiz. Benden sonra çocuğuma ne olacak endişesini ortadan kaldıracağız. Halil Bosluy, çözüm için tecrübeye evet. İşlerin eğitim ve sosyal anlamda kendilerini geliştirebileceği, artan işsizlik sorunlarına çözümler üreteceğimiz bir kent planlıyoruz. Teknolojiye yön vermek isteyen gençler için kodlama, yazılım ve oyun geliştirme kursları düzenleyeceğiz. Eski belediye binasının yerine yapılacak kültür ve sanat merkezinde ücretsiz resim, müzik ve tiyatro eğitimi vereceğiz. Etüt merkezleri kuracağız. Atanamayan öğretmenlerin ve emekli eğitimcilerin katkısıyla bu merkezlerde ücretsiz dersler yapacağız. Meslek edinme kursları düzenleyeceğiz. Bu kursları bitiren gençlere iş imkanları sağlayacağız. Pot başında belediyeye ait 21 bin metrekarelik arazide olimpik havuz ve bireysel sporların yapılabileceği bir kompleks açacağız. Ömerli'de 22.650 metrekarelik arazide stadyum ve antrenman tesisi kuracağız. Halil Pospıyık, çözüm için tecrübeye evet. Yanlış hayvancılık politikaları yüzünden zor günler geçiren Ereğli süt üreticisine Halk Süt Projesi'yle destek olacağız. Ereğli halkının sağlıklı, ekonomik ve doğal süt ihtiyacını karşılayacağız. Ereğli üreticilerden alınan sütler her türlü kontrolden geçirilip pastörize günlük süt olarak belirlenen satış noktalarından Ereğli halkına ulaşacak. Halil Pospıyık, çözüm için tecrübeye evet. Yaşamakta
yaşamaktan mutlu olduğu kentler inşa etmeliyiz diyen, sevgi, barış ve insanın gönlüne girmeyi başaran Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayımız Sayın Halil Bozkuyu alkışlarınızla tekrar sahneye davet ediyorum. Başkanı ve meclis üyesi adaylarımızı sahneye davet ediyorum. Kandilli Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Aydın ve meclis üyesi adaylarımız. Buyurun efendim. Buyurun.
sürprizi varmış. Başkanımıza bir hediye sunmak istiyorlar. Evet, Elma Tepe gençleri, sizleri sahneye alayım. Osman Yeniköy.
Bu